Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum sporcu sağlığıyla alakalı. Her zaman kas gelişimi olmaz. Her zaman kas gelişiminden bahsedemem. Kas gelişiminden daha önemli bir şey varsa o da sporcunun sağlığıdır. Çünkü sporcu sakatlanırsa kas gelişiminin hiçbir önemi olmaz. Çünkü antrenman yapamaz, herhangi bir gelişim de olmaz zaten. Bu yüzden size bugün karda nasıl yürünür diye anlatacağım. Evet, belki yani komik geliyor. Hani yürümeyi bilmiyor muyuz diyeceksiniz ama birçoğumuz bilmiyoruz. Yani en azından anlatılması gerekiyor. Arkadaşlar, karda yürümek normal kuru zamanda yürümekten biraz daha farklıdır. Karda yürürken, normal kuru zamanda yürürken ne yapıyoruz? Topuk parmak ucu basıyoruz. Karda yürürken ne yapıyoruz? Tam tersi. Parmak ucu topuk basıyoruz. Neden parmak ucu topuk basıyoruz? Çünkü bastığımız yeri bilmemiz gerekiyor. Çünkü kar örtmüş olabilir, altında çukur olabilir, buz olabilir, başka bir şey olabilir. Yani kendimizi yaralayabileceğimiz herhangi bir şeyler olabilir. Bu yüzden parmak ucu önce bastığımız yeri kontrol ediyoruz. Ondan sonra basıyoruz. Parmak ucu topuk, parmak ucu topuk. Bir taraftan basamak inerken özellikle üst geçitlerde teker teker iniyoruz, teker teker çıkıyoruz. Mümkünse tutunacak bir yer varsa tutunuyoruz. Arkadaşlar, bu karın buzun delikanlılığı olmaz. Kırarsanız bir yerinizi, ondan sonra 6 ay antrenman yapamazsınız. Evet, herkes kendine iyi baksın. Üşümeyin, hasta olmayın. Bol bol kartopu oynayın. Görüşürüz.